Demin efendim duydunuz. Şu an yayındayız. Bakın şimdi demin bahsettiğimiz zaten buydu. Gizledik sakladık dediğimiz şov Özlem İrem Derici'nin açılış şovuydu. Ya ben bile bilmiyorum. Bak o kadar diyorum ki bir hazırlık vardı. İrem diyor ki aa onlar benim hazırlığım. Sürprizler var. Hoş öyle geldin. Normal bir sahne şovu değil değil mi? Çılgın. Anormal yani anormal. Zaten ekibin kelebek ekibinin şöyle bir cümlesi var. Bu ilk ve son. Son yani hani bir aydır çok kanlı bir süreç geçiyor benim için. İşte ısınmadan dans provalarında belimi çok kötü hani amiyane tabirle elime aldım. Fizik tedaviler, iğneler, üstüne grip oldum, 39 derece ateşler, konserler devam ediyor. Fakat hırs yaptım ben bu işi biliyorsun 2016'da bir show yapmıştım zaten. Ki o zaman daha toy bir çocuktum. Şimdi artık böyle ayakları yere sağlam basan kendine beton ismini takmış bir kadınım ve... Açıp açıp izliyorum ben o şovunu. Ya o şov vallahi güzeldi ama bu başka bir boyut. İnşallah hani melekler sağımda solumda olur bu akşam. Çünkü büyük bir şey gerçekten. Hani sen köşe yazında şey yazdın ya öyle bir isim var ki 1-2 milyon şimdiden harcadı. Ama bana sen söyledin diye. Yani. 3. Efendim. Bir yerde karşılaştık. Sevgili İrem bana dedi ki 2 milyon lira harcadım yahu diyor. Daha şimdiden 15 gün önce falandı. Tabii ekledim üstüne ekledim. Tabii git gire de şeyle birlikte. Harbiye konserinde de bir o kadar gitmişti. 6 milyon lira güzel bir araba alınırdı ama araba dediğin nedir ki? Değil mi? 4 sana da bu yakışır. Normal bir show beklemiyorduk zaten heyecan. Ya ipucu verelim mi ne diyorsun? Hani bir 14 metrelerden konuşuluyor 15-20 metreler bu kadar böyle mi bırakalım yoksa? Yani bırakalım. Şöyle söyleyeyim birazdan kulise doktor gelip tansiyonumu ölçecek. Ciddiyim gülme. Ve tansiyonun normal çıkmazsa yok, o 14 metre yalan olacak ama tansiyonun normal çıkar diye düşünüyorum. Çıkar çıkar. Ya bak işi yapıp her zaman aynı heyecanını yaşamak o kadar değerli bir bu kadar şey. Kıymetli ben bir şey ki. Ben hep bunu söylerim. Ya Harbiye'de yaptı bırakabilirdi. Heyecan hiç bitmesin. Yok bırakamazdım çünkü hatta Harbiye videolarımı paylaşmadım çünkü bugüne başka bir şey vardı kafamda. Bugün böyle bir bütün Türkiye'nin izlediği yani Türkiye'nin en prestijli ödül töreni daha muadili yok. Hı hı. Burada bütün Türkiye izledikten sonra Harbiye videolarımı da ufak ufak ucundan vereyim istiyorum ama bu gerçekten benim de 36 yaşındayım kendime en büyük sınadığım bir iş olacak. Nasıl bir gece olacak bu gece Orkun? Ben normalde provaları seyrederdim bu sene onu da seyredemedim. O yüzden o zaman kalbim dayanmıyor. Vallahi şey yapalım ya kolay gelsin şimdi. Sürprizim şimdi... buydu. Evet. Teşekkürler. O zaman seni heyecanlınla değil mi? Bırakalım yani baş başa. Yani şu güzellikten çıkıp sahne kıyafetime geçmek biraz koyuyor çünkü. Çok asil ve şıklık içinde. İnanılmaz kibar konuşuyor. Bu kırmızı alışıklı. Kırmızı alışıklı. Sahne evet, kıyafeti şantam. Nasıl? Güzel bu arada. Onun içine bir şey sığdırabildi mi o? Sığdırdım. Telefon sığdı mı? Yok telefon değil. Yani en çok ihtiyacım olan şey koydum. Ruj. O da tutmadı. In case of any emergency, break the glass. Efendim, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür başarılar ederim. Diliyoruz. Melekler senin olsun sevgili İrem. Amin görüşmek inşallah. Üzere, görüşürüz gerçekten sonrasında. Gerçekten şans dileyin ama. İyi şanslar. Ben. Atın ölümü arpadan diye bugün. Öpüyorum şu kıyafeti teşekkürler. Küfür edeyim. Hadi görüşmek bunu üzere, çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun efendim. Vallahi, evet. Efendim. Çok tatlı. Vallahi işte buydu. Bak heyecanı görüyorsun gerçekten. Değil mi? Gerçekten. Ne güzel bir şey. Ben hep daha... onu söylüyorum. O heyecan hiç bitmesin. Efendim.